davacı ve ev sahibi gerilimler artık ülkede kronikleşen bir sorun haline gelmeye başladı. Bu kez vicdansız bir ev sahibi kiralarını %600 arttırdı. Kiracısı itiraz edince elektriği, suyu kesti. Yaşlı annesi ve kardeşiyle ne yapacağını şaşıran kiracı kadın şimdi kara kara nasıl yeni bir ev bulurum diye düşünüyor. Benim suyum yok. Ve tuvalete giriyoruz, o da komşulardan aldık. Bakın. Su olmasa nasıl yaşayacağım dedim. Bak dedi, benim evimi terk edeceksin ha, tamam mı dedi. Defolup gideceksiniz dedi benim evimde. Ev benimdir. İster boş kalır, ister yok tamirat yaptıracağım. Yok direk attıracağım. Vicdansız ev sahibi kiraya %600 zam yaptı. Valla sen işine gelirse abla 30'dan aşağı olmaz dedi. Benim 15 ya olsun ya da 20 olsun dedim. Kabul etmeyince elektrik ve suyu kestirdi. Sabah kalktık, suyumuz yok. Askıyı aradım, suyunuz sollandırılmıştır. Dün de bana mesaj geldi, elektriğiniz başkasının üstüne alınmıştır aboneliği. Ev sahibi 87 yaşındaki annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Aynur Kaya'nın kirasına fahiş zam yaptı. Abla dedi bu sene ben 30 milyar yapacağım dedi. Ama ben dedim bak ben 30 milyar veremem, benim eşim yok, annem hasta. Ne söylese kabul ettiremedi. Yok dedi, bir iki haftada sana müddet veriyorum, evimden çıkacaksın dedi. Peki ne yapacaksınız şimdi? Bulamıyorum ev. Kaya ailesi evden çıkmayınca işi daha da abarttı. Bak yok su vicdansız kesmiş, yani bizi bezdiriyor. Ben nereye çıkacağım, param da yok. Ev sahibini aradı ama ikna edemedi. Annem yatalak dedim ya. Benim dedim ev elektrik olmasa, su olmasa nasıl yaşayacağım dedim. Tekrar aradım, onu açmadı. Elektriksiz susuz kalan aile şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.